hani tabiri caizse Özgür Özel kaşınıyor derler ya, kendi kendine yeniden Burcu Köksal olayını gündeme getirdi. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. İsmail Saymaz'la konuşmuş. Çok şey söylemiş. Çok şey anlatıyor. Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Özgür Özel hani kaşınıyor dedim ya. Niye kaşınıyor? Aslında kaşıntısı şundan. Bir kez daha gündeme getiriyor ki Barış arkadaşı da yalancı gösterip işte bak sevgili demliler. Her şey çıktı mı? Ablamın elindeki bayrağı ver bana. Ver onun bayrağını. Yollayacağım yine ablacığım. Hah! Atatürk'ün partisi bu. Tut bakalım başkan. Partisinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Bak, ahanda bayrak bu. Aha başkanı da bu. Vallahi mi? Şimdi hafta sonu CHP'de işler her zaman olduğu gibi karışık. Gerçekten. Hiç CHP'yi konuşmak istemiyorum ama abi konuştukça batıyor. Bir şeyler söyleyince Özgür Özel farklı bir kişilik, kimlik. Şimdi biliyorsunuz bu Burcu Köksal dedi ki benim kapım DEM Partililere kapalı. Özgür Özel Uşak'ta açıklama yaptı. Dedi ki arkadaş Burcu Köksal dedi ki aman başkan dilim sürçtü. Ne olur düzelt beni. Dedi. Burcu Köksal'dan Barış arkadaşı açıklama geldi. Dedi ki ben dilim sürçtü demedim. Sözümün arkasındayım. Sonra Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz kapıyı gösterdi. Ya kendine bir iş bul ya da başka partiye geç dedi. Burcu Köksal'ı CHP'nin en önemli isimlerinden birisini kapının dışına attı. Aradan gel zaman geç zaman unutulmuş değil mi? Mesele unutuldu, kapandı. Burcu Köksal kendi seçim bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu mesele kapandı ve CHP'nin yeni meselesi konuşuluyor. Para sayma, paralar, bunların konuşulduğu bir süreçte hani tabiri caizse Özgür Özel kaşınıyor derler ya, kendi kendine yeniden Burcu Köksal olayını gündeme getirdi. İsmail Saymaz'la konuşmuş. Çok şey söylemiş. Çok şey anlatıyor. Hani seçimlerden 14-28 Mayıs seçimlerinde hatırlayın. Ne demişti? Diler, geliyoruz. 60'da, 70'de. Bunlar Bursa'yı kazanıyor, Özgür Bey öyle diyor. Bursa'yı kazanmışlar, Balıkesir kazanmışlar. Her yeri kazanmışlar abi. Almış başını gitmiş CHP. Yani İsmail Saymaz bile adama demiş. Ne demiş? Ne demiş? Demiş ki Özgür Özel, 14 tane belediyemiz var İstanbul'da. Biz bunu 28'e çıkarabiliriz demiş. İsmail de demiş ki ya bu kadar atma. Öyle dememiş ama ya bu kadar ya, yani ondan sonra düzeltmiş falan. Şimdi getirmiş sözü, kötü niyet ve kastının olduğunu düşünmüyorum diyor. Aradan bir ay geçmiş, anlatıyor. Ancak Afyon dışında sonuçları olabilecek sorunlu bir ifade olduğunu gördüm ve düzelttim. Afyon'da düzelttim diyor, farkında mısınız? Aslında düzelten bu değil. Düzelten Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu düzeltmedi. Ekrem İmamoğlu kadını duvara bir çarptı. Kadın buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya savruldu. Hiç sesi çıkmadı Ekrem İmamoğlu'na karşı. Afyon'da parti otobüsünün arkasındaydım. O an duymadım.
yeme bizi da. De bu kadar da yeme bizi yani, duymadın. He, otobüsün arkasındaydı. Ne yapıyordun mesela otobüsün arkasında? O an duymadım. Uşağa giderken öğrendim. Kimden öğrendin? Özgür, siz ne halt ediyorsunuz? Başkanım, ne oldu ki? Ekrem İmamoğlu'ndan öğrenmiş. Büyük bir ihtimal. Aradım Burcu dedim. Bunu düzeltiyorum. Tabii başkanım, kastım o değil zaten dedi. Bak, Uşak da başka bir şey konuşuyor. Başkan beni aradı dedi. Aman başkan, dilim sürçtü. Kurban olayım, bir düzelt. Burada farklı bir şey söylüyor. Aramamış. Diyor ki İsmail Saymaz, sizden sonra bir gazeteciyi aramış. Aramamış. Gazeteci arkadaş, Burcu Hanım'la konuştum dedi, aslında konuşmamış diyor. İşte kaşınıyor dediğim bölüm burası. Şimdi Barış arkadaş bu akşam TV100'de ekrana çıkacak. Orada Ferhat Murat da var. Ferhat Murat dönüp dese ki, Barış, Özgür Özel seni yalanlamış. Kardeş, sen geldin burada ekranda dedin ki ben Burcu Köksal'la konuştum, bu işin arkasındayım dedi. Niye bizi kandırdın dese, Barış arkadaş da çıkıp o konuşmanın yapıldığını ispatlasa, mesajları ortaya dökse, Özgür Özel'e ne olur? Rezil olur. Ben bu konuşmanın yapıldığını biliyorum. Barış arkadaşın mesajlarında Burcu Köksal'la yazıştığını da biliyorum. Var böyle bir konuşma, yok diyor. Devam edelim Mustafa. Burcu Hanım dedi ki Afyonlu bir gazeteciyle konuşmuş ve Burcu Hanım'la ilerleyen saatlerde mesajlaşmışlar. Burcu Hanım bir sonraki açıklamasında olduğu gibi durumu anlatmış ama sürçü lisan etmedim diye bir ifadem yok diyor. Geçmişte DEM'i tercih etmiş ama bu seçimde CHP'ye oy verecek seçmende kırgınlık yaratması doğal. Açıklamasının gecikmiş olması da iddiayı güçlendiriyor. Hangi iddiayı? Burcu Hanım lafların arkasında duracak iddiası. Sonradan etnik kökeni, partisi, görüşü ne olursa olsun kapımız açık demesi doğru ama geciktiği için bize zarar verdi. Niye zarar verdi mesela? CHP'nin para tura işleriyle ilgili bir şeysini mi açıkladı? Yok diyor, benim PKK'nın uzantısı, PKK'nın siyasi ayağı olan DEM'e kapılarım kapalı diyor. Niye size zarar verdi? Çünkü İstanbul. İstanbul. O günlerde verdi bize diyor hasar. Bizlerin kullandığı ifadeler, Ahmet Türk tarafından CHP'nin yaptığı açıklamaların tamir edici olduğunun söylenmesi olumlu etkiledi. Ahmet Türk kim? CHP'nin içindeki kepazeliği düşünebiliyor musunuz? Demin Mardin eski belediye başkanı Ahmet Türk açıklama yaparak soğutuyor. Hey! Ya şimdi niye bunlar bu şekilde gündeme geliyor? Özgür Özel hani kaşınıyor dedim ya. Niye kaşınıyor? Aslında kaşıntısı şundan. Bir kez daha gündeme getiriyor ki Barış arkadaşı da yalancı gösterip, işte bak sevgili demliler, her şey süt liman. Her şey süt liman. Şimdi bir, bunların işbirliği vesaire açıklanınca kızıyorlar. Ekranda bunları inkar ediyorlar. Ben arkadaşlara bir video gönderdim.
bu Demliler toplantı yapmışlar kendi aralarında. Acaba onu yaptılar mı, hazırladılar mı? Dem Partili birisi kalkıyor, Instagram'da gördüm. Diyor ki ben diyor Zeytinburnu'nda diyor birinci sıra meclis üyesiyim. CHP'den. Allah nasip ederse diyor. Böyle demiyor da. Şeyden seçimden sonra kendi partimize geçip grup kuracağız diyor. Şimdi bütün meselenin özünü anladınız mı? Özgür Özel'in niye bu kadar yırtındığını anladınız mı? E böyle bir tarafta yırtınırken bir tarafta da farklı şeyler anlatıyor. Şimdi hatırlayın birkaç gün önce Özgür Özel bir bayrak, bir geçen gün kırmızı, beyaz, Türkiye. Hatırlayın böyle bir Türkiye sevdası tuttu ya. Adamın psikolojisi çok bozuk. Gerçekten yani psikolojisi bozuk olmasa böyle şeyler yapmaz. İki gün önce de yine bir yerde bir aday tanıtıyor. Abi CHP'nin bayrağını istedi. Abla abla o bayrağı bana ver diyor. Getiriyorlar, veriyorlar buna. Diyor ki bak bu Atatürk'ün partisi ha. Bak CHP. O videoyu bir getirelim Mustafa'm. Ablamın elindeki bayrağı ver bana. Ver onun bayrağını. Yollayacağım yine ablacığım. Ha, Atatürk'ün partisi bu. Tut bakalım başkan. Partisinin partisinin adı Cumhuriyet Halk Partisi. Amblemi Altuk. Amblemi Altuk. Aha adayı da bu. Yarbaşı Belediye Başkan adayı. Ne demek yani bu Atatürk'ün partisi? Cumhuriyet Halk Partisi. Bak. Aha da bayrak bu. Aha başkanı da bu. Vallahi mı? Bu ne? Psikolojisinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Neden? Şimdi Deniz Yücel, parti sözcüsü. Nerede konuşuyor? Bir yerde konuşuyor. Bak. CHP Çiğli'de konuşuyor. Çiğli. Çiğli adayı Onur Emrah Yıldız'ın proje lansmanında konuşuyor. Deniz Yücel. Ve birdenbire o konuşmasının içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu geçince bakın ne oluyor. 14 Mayıs'ta tamamlayamadığımız işi tamamlamak. O dönem Cumhurbaşkanı adayımız, 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir taahhütte bulundu. Ne dedi? Ne dedi? Şimdi bu ne? İşte az önce dedim ya psikoloji bozuk. Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten gümbür gümbür geliyor. Yani gelse ne olur, gelmese ne olur dediğinizi duyar gibiyim de canım bizim için fark etmiyor zaten. Paçası tutuşan ben sen değilim kardeş. Paçası tutuşan Özgür Özel. Onun için dengesi bozulmuş. Görüyorsunuz. CHP'nin bayrağını tanıtıyor. Millet de bilmiyor ya. Allah